Bütün güzel hikayat, bütün masallar gibi buna da Yaradan'ın adıyla başlayalım. Ben deyim 100 yıl evvel, siz deyin şimdi. Daha dün gibi. Zamanlardan bir zamanmış. Ben deyim bir köy, siz deyin işte bu köy. İşte yandaki, işte bir iki. Köylerden bir köymüş bu. Bu memleketin bir yanı, bu memleketin kendisi. Sabah daha kimse uyanmazdan bir yolcu düşmüş ta uzaktan bu köye. İbrahim'miş adı bu civanın. Bir köyden bir köye ulakmış meğersem. Ama korkmuş, çok korkmuş. Öyle bir korkuymuş ki bu dediğim, aklını başından almış, meczup etmiş garibi. Başına ne geldiyse, ne ettiyse birileri buna, ağzı dili lal olmuş, feri gitmiş gözünü. Baktığını başka görür olmuş gözleri, duyduğunu başka duyar olmuş kulağı. Ne gelmiş başına? Anlat hele. Anlatırız be güzel. Sabreyle. Sağ olun, sağ olun. Buyur emmi. Yeter, bunu yeter. Bunu da emmi. Yeter, buyur, sağ olun, sağ buyur olun. Buyur kardeş. Gücü kuvveti olmayan vermesin, istemez. Sağ olun, sağ olun, yeter. Ah. Yok, almıyorum. Nereye benim ben toplayayım? Birin kendin ye, birin benim olsun. Evine gitme sen. Gitmek lazım ya, yol beni bekler. Beklesin varsın, gitme. Biz mangal. Hem evi yokmuş ya, bizim ev senin olsun. Biz bakarız sana. Sen o masalı sevdin mi? Hayır, sevdim. Hem masalı hem seni. O zaman bağışla beni. Başka çocuklar da dinleyecek bunu, sen gibi. Başka çocuklar da öğrenecek Ulak İbrahim'in hikayesini. Anlatma mı dersin bana? Anlatmamak olmaz. Dilim olmazsa ben neylerim çocuk? Uğur ola. Uğur ola. Selametle. Yalan derler ama bilirim ben. Yalan malan değil. Ana olacak bir de o kahpe. Analığı batsın. Hayırlı günleriniz olsun. Eyvallah. Bir kahve sana zahmet.
Zahmeti mi olurmuş? Esma, aç kapıyı. Esma. Kolay gele. Zilin açık ol civan. Sağ ol dayı. Benim oğlan. Okumak da bilir, yazmak da. Vakti zamanında öğrensin, hendese bilsin, kahvenin içini çekip çevirsin dedik ya. Ulema oldu başımıza pezevenk. Bütün gün okur, bir bok varmış gibi sanki. E okusun, ürkütme. Okumak gibi var mı? Ömer, bak lan, süpür şuraları. Sıçtımın deysu. Lan! İşine baksana sen! İzin olursa seninle oğlanla az bir konuşmak isterim. Neden sebep? Hem kimlerdensin bakalım sen? Seyahım, gezerim. Hah, bir sen eksiktin. İşi var, sonra konuşursun. Çocuk var mı bu köyde hiç? Çocuksuz köy nerede görülmüş? Olmaz olur mu hiç? Kolay gelsin kız. Ne o lan? Kahve kuşları. Değişik bir şey var mı bugün? Aa, olmadı bak Hüseyin amca. Gene işemişim buralara. Hatice'nin altını bağlamayı mı unuttu? Ha? Yoksa bu kuş kocaman da bez mi yetmiyor? Ötüyor mu lan bakalım? Aa, ısırdı lan. Tövbeler tövbesi. Dursun abi. Ya. Nargile kahve. Uçuruver hemen. Hazır. Ömer! Nargile çabuk. Üzülme. Dudaklar sussa da kalbin yüz dili vardır. Ömer! Sağ ol amca.
Esma. Gemi geldi, akşam hazır ol. Gece kavuşmadan gelin. Dur kız. Ne oldun bakayım sen? Neden düşürdün yüzünü yere? Meryem abladan sebep. Neden sebep duymadım? Meryem abladan. Tekme attı ya Esma abla. Karnı ağrımıştır değil mi? Gebersin o. Deme öyle. Kimseye intizar etme. Davut, at koşturuyorum, gel. Bana ne, vurmasaydı o da. Kimse de ayırmadı ki gene. Sevmezler Meryem ablayı da ondan. Deli derler. Deli değil o. Bize şeker, pisliği dut kursu verir hep. Ben de size bir masal anlatsam, ha? İster misin? Neden sebep? Benim şekerim pestilim yoktu ondan. Bir de sıkıntın geçsin diye, ha? Nasıl masal ki? Otur da dinle bak. Hadi siz de başka arkadaşlarınızı çağır. Sabah Meryem yine ortalığı birbirine katmış. Abi ne be? Zeybeş mi gelmiş? Sefet! Bu öyle bir masal ki... Anlatan kadar dinleyene de iş düşmekte, anlatan kadar dinleyen de yorulmakta. Neden bilir misiniz? Çünkü bu masaldaki kişileri siz önce kafanızda göreceğiniz. Nasıl yaparız ki? Şimdi ben birine desem ki masalda yaşlı bir nene. Onun sureti belirir ya gözün önünde. Bu kişileri oynatın kafanızda. Orta oyunu gibi. Hayal perdesi gibi. Bu gördüğünüz, bildiğiniz, tanıdığınız insanlardan biri de olabilir farz-ı mahal. Her bir insanın yerine bu köyden tanıdığınız birini koyun. İyiye iyi yakıştırın, o belli olsun içinizde. Kötüyü baş verin. O kara bir suret olsun. Masalda bir Ulak İbrahim var. Onun suretini bana bırakın, onun yüzünü ben görürüm bir tek. Masalın da bilmecesi burada zaten. Anlaştık mı? Bütün güzel hikayat, bütün masallar gibi buna da Yaradan'ın adıyla başlarım. Ben deyim 100 yıl evvel, siz deyin daha şimdi. Bir Ulak İbrahim var mı? Olmaz Davut. Ne dedik? Ulan suretini boş tut kafanda. Sen ondan sonrakileri dolduracaksın. Ulak ne olabildiniz değil mi? Birinin habarını, birinin namesini, dileğini öbürüne götüren atlı. İşte günlerden bir gün... Atı bir doğru atmış, de ki dünyayı taşırmış sırtında. De ki gece, de ki gündüz, hiç yorulmazmış. Yol uzun, yol bitmez ama suyu biter elbet İbrahim'in. Yol kıyında bir kuyu bulmuş. İşte ne olduysa zaten o vakit olmuş. İbrahim suyu içince gözünün önünde bir hayal belirmiş ona. Şimdi bir nene tahayyül edin kafanızda. Ümmü! Yunus!
neredeyse. Git bir su getir. Koş, koş. Koş, koş. Sabah erken daha horoz ötmeden kalktım. Bir feryat kapının önünde buncağızı gördüm düşmüş yere. Ağzı burnu sal sümük. Ne konuştu ne etti. Ataşlanmış fakir. Yanıyor. Kimlerden bu, tanıyan var mı? Nene. Uduz muduz olmasın bu? Elliyon ediyorsun ama. Bırak nene, bırak. Atalım dereye gitsin. Ağusunu zehrini bulaştırır bize vallahi. Deli deli konuşma. Isırmayacak ya beni. Bulaştırırsa da bana bulaştırır ağusunu, ne yapalım? Bir gariban fakir. Sokağa mı atacağız? Yavrum. Konuşabileceğim mi? Gayret et biraz. Bir yol gözünü açsan. Ne oluyor lan burada? Dede bize masal anlatıyor. Lan Ferhat, yürüyün eve, eşek sıpası. Anana lazımsın, hadi. Adem abi. Ha. Hadi gidiyoruz değil mi? Geldim. Kim acep? Ne anladır ki çocukları? Mezzu falan olmayan. Bilemedim ben de. İyi bir adama benzer ya. Bir gariban yolcu yarar. Ne oluyor lan burada? Diye ünleyince adam, herkes korkuyla el pençe divan durmuş adamın karşısında. Kötücül bir adammış zaten. Etmedi, eziyet kalmamış köye. Her bir işi zarar ziyan, her bir işi kendine yontmakmış. Keserin beriki tarafı gibi. İnsanlar bu adamı hiç sevmezmiş. Neden bilir misiniz? Fenalıklar yapıyor diye mi? Değil. Korktukları için sevmezlermiş. Fenalık bağışlanır yeri gelince. Hem kul hem Rab bağışlar fenayı. Ama insan korktuğu şeyi sevmez bir tek. Melek! Neredesin kız? Hadi su! Ha? Hadi! Dur da çabuk su! Abi! Başka işin gücün yok mu senin, çoluğu çocuğu toplamışsın başına? Evde bütün işler kaldı senin yüzünden. Ufacık kızın mı çekip çeviriyor evi? Belli çocuğun elleri cılk yara olmuş. Hasta o çocuk. Öksürüp durmakta. Sana ne? Sen kendi işine baksana ya! Kendi işim. Cemile! Hiç kendini yorma kızım. Ben şimdi Kavaklı'ya gidiyorum. Çağıracağım kolluğun adamlarını. Attıracağım bunların hepsini buradan. Ama vallahi abi abla. Delil abi iken iki oldu. Esma abla. Edepsizlik etme de yürü yoluna. Hadi lan sen de. Senden mi öğreneceğim ben edebi? Yürü kız. Çocuklar. Masalın devamını yarın dinleyeceksiniz. Ben söyleyeceğim size zamanı. Hadi dağılın şimdi. Tamam, devamı yarına kalsın. Beyim, babam uyumaya gitti eve. Kahveyi bana bıraktı. Bir kahve mi içti, az konuşalım ha? Beyim, ben nereden gelirsin, nereye gidersin diye sormam sana. Belli, hep bu sual olmuş içinde şimdi. Ama şunu desem sana. Seyyahsan, gezginsen, ters bir yerdesin. Olmaz bir köydesin. Neden sebep? Bu köy başka köylere benzemez beyim. Belli görmüş geçirmiş, okumuş yazmış adamsın. Seni anlamazlar burada. Bu köy sanki dünyanın bütün günahını yük etmiş kendine. Türlü türlü iş döner burada. Bilmezsin. Sen iyi bir adama benzersin. Durma burada. Git. Gidemem. Gidersen masal yarım kalır. Neden ille de anlatmak istersin? Yapacak başka şeyim yoktu ondan. Dilim olmazsa ben neylerim? Ama bana bir şey dedin ilkin. Dudaklar sussa da kalbin yüz dili vardır diye. Okuduğum kitaplarda da öyle der. Doğrudur. Ama benimki susacak mesele değil. Anlatmalı.
Anlatmalı bu masalı. Anlatmalı ki yüreğim soğusun. Sen bana sus değil öl dersin be Civan. Sever misin o kızı ha? Babam istemez. Kimse istemez. Adı kötüye çıktı dayı. Benden evvel aşağı köyden birinden konuşurmuş. O gitti başkasıyla evlendi, Emine'nin adı kötüye çıktı. Babası öldürecekti. Ben mani oldum. Ana babası göçtüler buradan. Emine de Meryem ablanın evine sığındı. Öldüreceklerdi. Ben engel oldum. Gene de çok sevmezsin o vakit. Daha ne yapsam beyim? Daha ne yapsam? Ne bekler? Al kaçır kızı. İki kişiye bin diyar bulursun yaşayacak. İstersen. Masanın sonunu deyiver hele. Ne olmuş ula? Gizliden haber sal çocuklara. Herkes uyurken getir onları. Aşağıda eski bir ahır gördüm. Orada sizi beklerim. Sen de onlarla beraber öğren sonunu. Ataş da oynarsın beyim. Bildiğin ataş yapmaz benim gibisini. Felaket olur sana. En büyük felaketi tasavvur et kafanda. Onun içinden geçtim de geldim ben Ömer. Yapma korkarım. Korkarsan bilemezsin sonunu. Sonunu bilmediğin şeyden de ömrü billah korkarsın. Kurt kuş uyuyunca mezarlığın altındaki eski ahırda. Beklerim. Gireydin bir bardakta sen hiç ayıp adamlara. İstemez. Zamanında çok içtik aynı sofrada. Onlara saysınlar. Sen onlarla içmedin be Esma. Sen onların dedeleriyle babalarıyla içmişsindir. Hadi lan Zerzek eleşme. Bana bak kızı oynatmayacaksınız değil mi? Oyun neyin bilmez o. Ona göre. Bir de iki kişi dediydi. Fazlası olmaz. Onun da bir canı var. Tamam sen o işi bana bırak. Zaten ikisi oğlancı. Bir de çok gece kalmayacağız. Zati köyde vır vır konuşuyorlar. Kızım, ben buralarda seni bekliyorum. Selman seni hemen getirecek. Gel. Efendiler. İpek gibi mal. Mahmut emmin nerede görmüş böylesini? Malıyı da beyim. Mahmut emmi bir çuvallık para verdi. Ne bu lan? Taksit taksit mi satacağız malı? Zaten ana malı yetiştireceğim diğer kesten gizli. İkram toplam mahsulü satmıyoruz. Sen Mahmut ağaya selam söyle. De ki mahsul çokmuş de. Kendi gelsin bir de. Seni mi gönderiyor bir tek? Bak biz ağalığımıza bakmadan kendimiz gelip duruyoruz işin başında. Ne bu haller Mahmut ağada? Kendi gelsin satmıyorum sana. Selam et benden. De ki... Üç paralık cep harçına inan, sümüklü çocukları yollamasın mühimişlere. Konuşma! Dur! Dur! Davut! Davut! Gel gel! Gel gel gel! Davut! Sana bir şey diyeceğim ama sır. Ana babanın üstüne yemin et. Çocuklardan başka kimse bilmeyecek. Ferhat'a da söyleme sakın. Söylemem. Kimseye söyleme. Korkusun.
Meryem abla. Ha. Yemeyeceğim mi? Canım istemez yese. Bahar'ın yanına oturan da iştahın açılsın. Akşamüstü şerbet içtik ya tıkadıza. Laf kalabalıklığı yapıyorsun ya. Ben senin aklın nerede olduğunu biliyorum. Ne demiş benim aklım? Masallar diyarında gezinmekte. Kız bak şimdi döveceğim seni. O adamdan ötürü dersin değil mi? Delirdin herhalde. İşim gücüm yok elin adamını düşüneceğim. E işin gücün yok işte. Düşün gitsin. Kız olay geçme. Düşünmekle oluyor sanki de. Olmuyor değil mi? Yok be. Ben senden sebep demedim. Ben öyle kendime dedim ben. Düşündüm de ne sanki. Adamcağız yemek yedi mi dedim içimden. Evi yok, barkı yok. Ya tamam işte. Yemek götürüver bari sevabına. Götüren bari. Kız sen deriye sulu götürür, susuz getirirsin adamı. Neredeymiş bu adam? Ben bilmem. Ömer'e sor, o bilir. Ne anlattı o adam size bugün? Hiç, masal işte. Tepegöz'ün masalı dedi. Bir de cengaver masalı. Ha, iyi. Kimdir o? Benim. Bildin mi? Bildim, bilmem mi? Meryem'im ben. Adım. Buyur. Dedim yemek getireyim sana. Zahmet etmişsin. Zahmeti mi olurmuş? Yemeden olmaz. Buyur. Sağ olasın. Sofrana Halil İbrahim bereketi. Sen de sağ olasın. Bugün yardımın dokundu çok. Böyle taşın da oturan üstünde keşken bir yere koysaydın. Yok iyi böyle. Kendimi rahata alıştırmam. Neden sebep? İşte gezerim ya ben. Alışmayayım diye. Alışırsan kalmaktan korkarsın, he mi? Eline sağlık. Güzel olmuş. Afiyet ol. Yemek yemeyeceğim mi? İstemez. İçecek bir şey versin kafi. Ne bakıyorsun lan? Siktir git dışarı. Hırsımı senden almayayım şimdi. Lan! Kafamı tutuyorsun sen bana. Sıçtığın bok. Ne lan bu haller böyüdükçe ha? Eşek sıkması. Ne lan bu haller? İyi mi şimdi? İyi mi şimdi ha? İyi mi? Lan! Bakma lan! Bakma lan! Karı kılıklı pezevenk. Sen benim daşağımdan düşecek adam mıydın lan? Uğursuz herif! Senin yüzünden ters gidiyor bütün işim gücüm. Defol şuradan! Bırak sen, bırak. Sağ olasın. Denişik bir adamsın sen. Nasıl denişik? Ne bileyim. Adamın sofra toplayanını da hiç görmedim de ondan. Kötü bir şey mi dedim? Ben alıştım her işimi kendim yapmaya. Ne zamandan beri? Uzun. Çok uzun.
Sormasam da sen anlatsan. Konuşmak istemem şimdi. Kudretimi geç vakte saklamak isterim. Çocuklara masal diyeceğim geceleyin. İyi madem. Giderim ben. Gece geç vakit. Sen de gel çocuklarla. Kimseye bir şey deme. Kimse bilmez çocuklardan başka. Masalın başını bilmeyenler de işte şimdi öğrendiler. Buraya kadar herkes bildi ne olduğunu. Sabah nerede kalmış? Söyleyin bakalım. Rabia nenenin evinde kalmıştık. Hasta olan Rabia nene sahip çıkmıştı. Sonra o kötücül adam gelip bağırdı burada ne oluyor diye. Aferin size, iyi dinlemişsiniz. İşte hal böyleyken herkes korkuyla adama bakmış. O adamın adını demedin bize emmi. Kimmiş o? İsmini demeyelim onun, olmaz mı? Ha? Belki tanıdık birinin yüzünü bellersiniz, o zaman da olmaz. Çünkü o zaman günah bana yazılır bu iş. Siz bu kötücül adam için tanımadığınız birini belleyin. Bir suret çizin kafanızda, adını da siz koyun. Karanlığı yerleştirin o şemali. Yüzü hep kara kalsın onların. İşte bu adam bağırmış. Ne oluyor burada? Ne toplandı bu kalabalık diye? Ne oluyor lan burada? Ne toplaştınız? Rabia nenenin evinde biri var. Hasta mı kuduz mu bilmiyoruz. Yunus, Halil'le ikiniz bir olup gitseniz de Gavaklı'dan hekimi getirseniz mi acep? Baksana. Fakir gözünü açamaz. Geçmiş ola Rabia nene. Hele bir tas su getirin bakalım. O ne o? Hele bir içirmeye davranın. Kudussa içemez. Sudan korkar. O zaman da iş başa düşer. Nasıl lafı öyle?
Kudüs'ü öldüreceğiniz mi? E ne yapacaktık? Hekim gelmeden kimseyi elletmem. Can almanın günahı arzu titretir. Olmaz. Gözleri yalım yalım ateş gibi parlıyormuş İbrahim'in. Öbür adam firavun kılıklı, nefes alamıyor. Ölecek dedikleri, hasta dedikleri İbrahim'e cengaver kuvveti vermiş Rabbim o saat. İbrahim firavun kılıklının boğazını sıkmış sıkmış gözünün tam bebeğine bakıp demiş ki: bilmekteyim, her şeyi bilmekteyim, kitabı bilmekteyim, ben onun sesiyim. Ben onun sözüyüm. Bir ben daha vardır benden içeri, adı Mehmet'tir. Suyu içtiğimden kelli özü bana, canı bana, aklı bana geçti. Mehmet ettiğinizi herkes bilecek. Ömürlerine de ettiğinizi herkes bilecek. Kanları yerde kalmayacak. Kim lan bu deyus? Ne diyor? Mehmet kim? Herkes sanki bir şeyler anlamış gibi bakmaktaymış firavun kılıklığıyla adamları olacak o köpeklere. Ateşten sayıklar bu. Görmez misiniz? Onlar da korkmuş, korkmuş kaçmışlar. O güne kadar en erkek, en cesur geçinen adamlar, en korkak, en ciğersiz oluvermiş biri çıkıp günahlarını yüzlerine vurunca. Günahları neymiş ki? Ne yapmışlar? Anlatırım Civan, sabret hele. 5 kişi kayıpmış köyden. Mehmet'le beraber 6 kişi, biri kız. Suretleri işte buna benzer, altısının. Mehmet en baştaki. Tamam tamam, hepiniz göreceğiniz. Oturun yerinize. Bakan berikine versin kavga etmeden. Ulak çıkıp geldiği vakte kadar, dile geldiği vakte kadar bu canların başına ne geldiğini kimse bilmezmiş. Hiçbir günah gizli kalmaz derler. Bu da ayağın olmuş işte. Rabbim hissi gavlel vuku vermiş ulak İbrahim'e sanki. Nerede lan o deyus? Tehlikenin yakın olduğunu gönül gözüyle görmüş, görünce de kayıplara karışmış ulak. İşte esas o zaman korkmuş o firavun kılıklığı. Neredesin? Çık ortaya! Çık! Bilmekteyim. Her şeyi bilmekteyim. He! Nereden gelmekte bu ses? Ne sesi? Duymaz mısınız? Bilmekteyim. Her şeyi bilmekteyim. Beynimin içini çevirmekte. Nereden? Hangi taraftan ünlemekte bu? Gidin. Gidin bulun şunu. Geceyi gece, sabahı sabah etmişler ama ulak sır olmuş, yok olmuş, kırklara yedilere karışıp kaybolmuş sanki. Mehmet günahsız, Mehmet fukara bir iyi adamdı. Ben onun özünü almaya geldim. Hem de peşin birden demiş ulak. Kötücül adamın dizleri boşalmış sanki. Ulak İbrahim her şeyi bilmekteymiş hakikaten de. Eskiler şöyle der. Hiçbir günah gizli kalmaz. Zaman olur, yerdeki deve dikeni bile dile gelir, şahit olur, günahını yüzüne vurur insanın. Öbür adamlar da ölen öbür 5 kişinin mezarlarının yanında bulmuşlar kendilerini. Mezar dediğim gizli saklı kimsenin bilmediği koca bir çukur işte. Herkes
kendi günahının olduğu yere gelmiş o vakit. İkram abi, buraya niye geldik? Ben korkmaktayım. Gitsek ya. Ellenmemiş. Nereden duyduysa pezevenk. Bizi siz öldürdünüz. Günahımız boynunuzda. Mezarımız sahipsiz. Mezarımız kimsesiz. Bir dua yanımız yok. İnsan insana bunu eyler mi ağlar? Yaradan'a tövbe. Anmadıkları Rabbinin adını, ölüm korkusu gelip çökünce kalplerine anmışlar ilk defa. Ama onları da kimse kurtaramamış. Toprak azizliğini gösterip çökmüş. İşte o saat anlamış adamlar ölüm ne demek? Öldürmek, can almak ne demek? Günahsız yere toprağın altında yatmak ne demek diye. Öldürdüm ben seni. Ölmedin mi? Baban seni gömdü buraya, gömdü. Deyusun oğlu. Ortadın mı pezevenk? Gel! Nefessiz kalana kadar, çatlayana kadar bekletmiş suda. Maksadı zorla kuyunun suyundan içirtmekmiş Firavun'a. Hazreti cengaver kuvvetli ulak adamın canını bağışlamış ama o can hayır etmemiş ki. Neden dersen o kötücül adam suyu içince Mehmet'in özü, canı, aklı, fikri ona da geçmiş. Sabah olmuş, güneş doğmuş, doğmuş ama bizimki kör ola yazmış. Bir yağlı ilmek yüreğini soğutmuş gayrı. Derler ki canına kıymış o sabah vakti. Derler ki duvara yazdığı yazı şu manaya gelmekte. Ulak bana kalbimin karanlığını gösterdi. Kalbim karası gözüm kör eyledi. Can almakta vermekte yaradana mahsus emme. Neylersin kul kulu kötü eyledi. Yaşamak haramdır ben gibisine. Rabbim affeyle beni cehenneminde. Ölüm kurtulmak mı ölene bilinmez. Ama köylü kurtuldum sanmış. Rahat erdim sanmış bu adamın ölümüyle. Kimse gözyaşı dökmemiş zamanında el pençe divan durduğu bu adamın ardından. Zalim dediğine yaşarken saygıda kusur etmez insanoğlu. Ama zalimin ölüsüne dua okumaz, mezarına tükürür gayrı. Yeri ve göğü yaradan, kalbimde ve aklımdasın. Hadi, hadi. Hadi. Rabbim affetsin, köylü kendini günahsız sayarmış ya. Öyle olmadığını gün geceye dönünce anlamışlar. O gece köyde bir şey olmuş. Hem de akıllara ziyan bir şey.
susan da günahkar. Görmediniz, duymadınız, konuşmadınız. Dili olmazsa insan neyler? Tam orada, tam orada yatmaktayız. Mezarımız bir korkuyu, bir dua edenimiz yoktur başımızda. Yapan kadar, bilip de susan da zalim. Yapan kadar, bilip de susan da. Köyü ağır mağar, zorlu mu zorlu bir utanç kaplamış. Herkes ar etmiş kendine. Güneş esirgemiş o köyden ışığını, bir daha hiç doğmamış. Bir daha hiç mi hiç horoz ötmemiş o köyde. Bahar hiç gelmemiş o köye. Kuru ot bile bitmemiş. Ne koyun melemiş, ne kuzu. Bir deli rüzgar kalmış geriye, dokunduğu her eli, her dudağı kurutup da geçen. Bir deli rüzgar kalmış geriye, çorak toprağın üstünde yaramaz bir çocuk misali esen. Sessiz, suskun, büyük mü büyük bir kabristana dönmüş köy. Bir deli rüzgar kalmış geriye, yaşayan ölülerin mühürlü dudaklarında gezen. Ulağı bir daha gören olmamış. Derler ki Ulak İbrahim kaybolmuş, karışmış kırklara, yedilere. Bir deli rüzgar kalmış geriye, o da ulağın adını fısıldamış. Unutmayın, unutmayın diye. Adamlar Mehmet'i bir 4-5 kişiyi neden öldürmüş demedin bize. Deyiver hele. Anlatırım Civan. Sabret. Ama bu akşamlık bu kadar. Şimdi gidip uyuyun. Kimseye de bir şey demeyin. Yarın akşam aynı vakitte gelin yere. Ömer, sen yavruları evlerine götür sessizce. Şimdi anlatıp bitirsem beyim. Ömer. Meryem, çocuklara dedim gelin diye ama sen de onlarla beraber gene yarın gece. Gelirim. Baksana lan! Hayvanı çıkarsana otla! Esrar mı çektin lan bu saate kadar uyuyorsun? Lan sen de ne uyandırmıyorsun bunu? Hayvanlar geberecek acından. Ne bileyim, kalktı sandıydım. Her sabah kendi uyanır, bilmiyor mu? Ferhat!
kulak gelecek. Sana kalbinin karısını göstertecek. Gözün kör eyleyecek. Bekle hele bekle. Ulak İbrahim sana gelecek. Mezarı mı olmuş kız Esma? Biz birbirimize yetmez miyiz? Ne istersin kuş kadar kızın etinden? Yalan der diyenler. Ne etmişim ona ben? Yapma Esma. Yalanın kalmış. Rezili çıkmış işin. Gel etme, eyleme, vazgeç. Acımızdan ölürüz. Kimse aç kalmaz burada, korkma. Bana da öyle dedilerdi zamanında. İş lafa kalsa herkese pabuç gibi ağızlar. Bana da öyle dediydiler zamanında. Karnımı havaya düşürdüler. Günahsa günah onlara yazılsın. O da ben gibi olacak. Bizim kaderimiz bu. Başka türlüsünü bilmeyiz. Değiştiremeyiz de. Dua et ki Havva'nın aklı ermez olana bitene. Ben 15'imdeydim Osman emminin kucağına gittiğimde. Onun hiç olmazsa aklı ermez. Ya ben ne etseydim? Aklı ermez öyle mi? Dudaklar sussa da kalbin yüz dili vardır demiş o adam. Kızın sana her gün haykırmakta. Bir dön de yüzüne bak. Sana nasıl bakmakta gör. O zaman anlayacağın her bir şey. Kader der geçersin. Kader lafın kolayı. Kelamın bittiyse uğur ola. Hadi uğur ola. Bir daha da gelme kapıma. Hani bir de zincirliyorsun ya. Bağlama. Hayvan mı bu kız? Kuyuya gidiyor vakit. Düşsün mü içine? Çiçekli, böcekli, boncuklu yaran sarılmaz. Bilirim kızım. Ama şart olsun ki bu çiçek kurumadan kurtaracağım seni. Şart olsun ki. Ben bir yere kadar gidiyorum baba, bir işim var. Nereye lan? Ne işin olacakmış buradan başka? Ocak yanıyor. Kahvenin önünü süpürdüm. Dünden kalan bulaşığı yıkadım. 21'imdeyim. Bunları her gün yaptım. 21 senedir yaradanın her günü istediğin her bir şeyi eksiksiz, gediksiz tamam ettim. Bir daha benimle çocukmuşum gibi konuşursan, bir daha okuduğum kitaplara karışırsan, bir daha bana el kaldırırsan bu son olur. Bil ki bu sonuncu olur. Otur! Otur oraya, ekmeğini ye. Emine! Sus. Hiçbir şey deme. Ben sana vurgunum. Ne olmuşsa olmuş. Başından ne geçmişse geçmiş. Umurumda bile değil. Ben seni sevmekteyim Emine. Ötesi yok. Alıp kaçıracağım seni buradan. İkimiz bir olup gideceğiz. Eğer sen de beni seviyorsan. Emine, bil ki, bilesin ki zaman beklemekteyim. O gün gelince eğer sen de beni istersen Emine... Bu iz daha tozlanmadan, bu iz işaretim olsun ki yemin ederim, bu iz sen bu evdeyken tozlanırsa gel bu saksıyı kafamda kır. Emi, Emi, bakıver hele. Emi, ulağa haber et, kopsun da gelsin hemen. Yetti Emi, yetti gari. Ulağa haber et, de ki Berat seni beklermiş. Yavrum ne oldun sen, kurban oldum? Kim etti bunu sana? Bir şey yok. Sen Allah'a emanet et. Gelsin gari. Ya
Dursun abi. Nargile kahve. Uçur. Hemen. Yanıyor. Hayırlı günler olsun bacım. Buyur. Bir maruzatım olacaktı senden. Şunu dövüp kızına yediriver bir zahmet. Neden sebep? Öksürüp durur çocuk. Yel girmiş ciğerine. Bu iyi gelir. Buralarda yetişmez. Arasan bulamazsın. Uzun zamandır heybemdeydi. Bayırlardan topladıydım. Andız kökü denir, şifadır. Meleğe öyle mi? He, ona. Ne belli iyi bir şey olduğu bunun? Sen nereden bildin? Eski hekimim ben. İyi bilirim otu aktarı. Sen sabah akşam yediriver. Havanda döveceksin bunu. Varsa eğer evde bir kaşık da bal katıver içine. Ağlı zehirli olmadığı bunun. Baban gelsin sorarız akşam. Ha, ne biliyor bu adam senin öksürdüğünü ikide? Bilmem. Dün gördü ya. Oradan bildi herhal. Sen de vardın ya. Ha. Ömer, bir ıhlamur sana zahmet. Yok ıhlamur, bitti. Esah da var da. Sana yok. Ne var? Bir şey mi diyeceksin? Baktın öyle. Kahve adamın. İsterse vermez sana. Bu köyde bizim. Bilesin. İsterse... Kahve benim de kahvem. Köyde herkesin köyü. Tarı misafiri de kabulümüzdür. Ömer! Bak sen, dillere bak, dillere. Ömer, tamam. Ne oldunuz lan siz hepiniz? Sabahtan beri bitiniz kanlandı. Bu adam karıştırıyor bunların kafasını. Dursun abi. Bir şeyler anlatıp durmuş. Benim oğlan da sabah çemkirdi durdu bana evde. Yok biri gelecekmiş de. Yok hepimizi öldürecekmiş de. Ne anlatıyorsun lan sen insanlara? Sen benim ne anlattığımı boş ver de çocuğun burnu kanıyordu sabah, gördün mü? Kanar kanar, sana ne, çocuk o. Ya ne iyi dedin. Çocuk o da. Gücü yetmez değil mi? Adem abi. Otur, yetti. Sus sen sen. Sen ne anlatıyorsun onlara, onu söyle bakayım. Gavuracan mısın? Putperest misin? Eşkıya mısın? Nesin? Söyle bakayım. Sen anlamazsın ne anlattım. Hem sen nereden gördün bakayım onu? Ulan. Ulan para mısın yoksam lan sen? Nasıl da aklımıza gelmedi? Ulan yoksam çocukları... Yakışmadı sana. Yakışmadı sen gibisine. Onlara yakıştı mı Zekeriya abi? Senelerde onlara yakıştı mı? Ulan, ulan dua et. Dua et dursun abi. Abinle olsun. Yoksa öldürmüştüm lan seni. Öldürmüştüm. Senin bacağına sıçtım. Bir bakayım baba. Daha gel. Sen de siktir gitme. Sen hala orada şey açtın da burada. Görün. Görün işte. Senelerdir bu ciğer sizlerden korktunuz. Görün şimdi hallerini. Bilip de susan da suçlu. Sizin gibi. Sizin gibi. Ömer'e bir şey olursa sebebi sensin. Git buradan. Git. Sana yalvarıyorum beyim, git buradan. Adamın biriymiş. Çocuklara masal anlatıyormuş. Cinci diyorlar, cinci. Gavurlar göndermiş. Köy köy dolaşıyormuş. Gavurlar göndermiş. Vatanı milleti bölsün diye. Öbür köye de gidiyormuş. Etmediğin bakmış millete. Sunlu diyorlar. Cinciymiş cinci. Hekim de yiyormuş kendine. Yalan da yanında azı. Gavurlar göndermiş. Cinciymiş cinci. Vatanı milleti bölsün diye. Cemile'ye beyot vermiş. Kaynatıp da meleğe içirsin diye de. Kapıdan kovmuş kadın. Değil mi? Çocuklara da içiriyormuş otları da. Uyuyunca elliyormuş onlarını, buralarını. Bunu devresin.
Girer mi? Sen bakma onlara. Olmayacak şey değil bu. Her gün olur burada. Her gün kavga kıyametiz bir baksan. Bir saat bağırır çağırır. Sonra unutur herkes. Bunlar olsun istemez. E sen mi istedin canım? Onlara bahane olsun kavga edecek. Sen olmasan da olacaktı bunlar. Sen gelmesen de bir şey bulurlardı birbirlerini yiyecek. Ömer dışarıda. Senden af dilemek ister. Acık çekinmekte. Gelsin mi? Ömer! Tamam, tamam. Gidesi miydin yoksa? Her bir şeyi toplamışsın. Hayırlısı olur dedim. Neden beyim? Üç tane çapulcu bağırış çağırış oldu diye gitmek yakışır mı sana? Hem de masalı bitirmeden. Nerede kaldı senin bize bellettiğin cesaret? Size başından dedim. Anlatan kadar dinleyene de iş düşmekte. Bu masal herkese göre değil. Bazı masal vardır korkutur. Hem de kalabalığı bile. Anlat beyim. Anlat o vakit. Önünü sonunu bildiğimiz şeyden korkmamayı sen bellettin bize. Anlat ki sonunu bilelim. Bilelim de korkmayalım. Hadi bizi bırak. Ya çocuklar ne olacak? Sen bellettin onlara ulağı. Şimdi yalan mı dersin? Azıcık daha iyi misin abla? Gidecek miyiz masal dinlemeye? Ben gidemesem bile sen git. Sonra anlatırsın bana. Anam da yerine gidip yatsa? Dur ben onu gönderirim. Ana! Ana! Ha kızım. Ha kızım. İyiyim ben azıcık daha. Hadi git yerine yat. Ha, öyle mi? Ha, iyi olsun. İyi. Babam da uyudu mu? Ha uyudu, uyudu. Sonunu iyice belleyeceğim. Merak etme. Aynısını anlatacağım sana. Artık yatıp uyuyalım. Gitti diyorlar adam işte. Celalem mi artık? Kim dedi gitti diye? Meryem diyormuş işte. İyi mi oldu yani şimdi diyormuş. Adam sizin yüzünüzden kaçtı diyormuş. Ya siz de inandınız. Yalancı orospu. Saklıyorlar adamı. Ocağımıza incir harcı dikecekler göreceksin. Ama dur. Başımızdakine gidip bu adam gavur acanı deyip mahpusa attırmak var ya. Neyse. Dur hele bir dur sen. Ben bir düşüneyim hele. Nerede lan adam? Ne söyle diyorum? Bilmiyorum dedim ya, bin kere sordun işte. Adem bırak, bilmiyorum diyor ya. Çek lan. Ya nereye gidiyorum saatte? Sana lan, sana ver. Dün Mehmet'i neden öldürdüler diye sormuştunuz ya. Bu akşam cevabını derim size. Sonra da sualimi sorarım, iyi mi? Zor mu bilmek cevabı? Değil. Bir tek cevabı yok çünkü. Kaç kişiyseniz o kadar cevabı olacak. İkram! 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 Adem abi, hayırdır? Uyuyorsun öyle mi? He. Maşallah, maşallah. Gir kız içeri. Yok bir şey. İyi. Uyu bakalım. Ben de uyuyayım o zaman. Hepimiz uyuyalım. Gelip siksinler bizi. Burada ruhumuz duymasın. E ne yapayım abi? İçecek bir şey al. Konuşalım az. Hadi bekliyorum. Hadi. Sıra Mehmet'in kıssasına geldi şimdi.
Mehmet ve o beş kişinin sırrını. Aslında masal size anlattığım kısımdan çok çok önceleri başlar. Uzun zaman evvelinden. Size anlattıklarımdan evvel köyde Mehmet adında gençten biri yaşarmış. Masalın başını sonunda anlatmak olur mu derseniz, bu da böyle bir masalcı işte, ben gibi. Zorunu sonuna saklayan. Sessiz sedasız halledeceğiz bu işi. O Meryem Orosu'su saklıyor bunu evde, biliyorum ben. Buralarda pusuya yatalım derim ben. Ya ayak yoluna gidecek, ya dışarı çıkacak ama illaki çıkacak evden, eli mahkum. Ha, çıkmadı mı? Biz eve gireriz, uykusunda. Sessizce. Bu Mehmet'in ufaklığından beri en sevdiği şey okumak, yazmak, alimi, ulemayı araştırmak, tabiata dair, beşere dair bütün muhteviyatı bellemekmiş. Neden dersen, hem babası buna ön ayak olmuş, hem de yapacak başka bir işi yokmuş da ondan. O yaştaşları gibi koşup oynayamayan, gününü hep bir sandalyanın tepesinde geçirmeye mahkum bir garipmiş de ondan. Bekliğinden. Nüzul derler, bildiniz mi? Bacakları. Kıpırdat abi. Babası hekimmiş hem de. Lakin çaresini bulamamış hastalığı. Ama yılmamış. Ömrü hayatını buna vakfetmiş hekim. Başka çocukları da olmasın diye. Zaman geçmiş, Mehmet büyümüş, anası ölmüş. Baba oğul kalmışlar bir tek bir evin içinde. Hekim gece gündüz çalışıp didinmiş bu hastalığı yenmek için. Geceyi gündüze, sabahı akşama bağlayıp uğraşıp dururmuş ya, nafile. Gene böyle gecelerden birinde uyuyakalmış hekim. O gece bir şey olmuş. Kim onca uykusuzluktan, onca çalışmaktan sebep bir rüya görmüş sanki. Zihni aldatmış onu, kafası ona bir oyun etmiş. Ne ışık ne rüzgar olmamış belki ama Mehmet'e bir şey olmuş o gece. Anlatılmaz bir şey. Sonraki günler Mehmet bir kitap yazmış. Hızla bir teviye.
Babasından bir şey istemiş kitap bitince. Özüne sözüne güvenilir, ağzı sıkı, okumak yazmak bilen 6 kişi kitabın nüshasını çoğaltmak için gizliden eve çağrılmış. İşte ne olduysa o vakit olmuş. Kitap sanki efsunlu gibiymiş. Okuyanın özüne cesaret verip sözünü sakınmayan, doğruyu söylemekten korkmayan birine devşiriyormuş sanki. O güne kadar kalpte büyüyen korkuyu silip atmaktaymış bu kitap. Okuyanı başka, bambaşka biri yapmaktaymış meğerse. Biri kitabı yarım bırakmış. Korkmuş sonunu getirmekten. Dedim ya, İnsan sonunu bilmediği şeyden korkar diye. 6. korkmuş. Adı Yakup'muş. Medeni yazdığını orada burada söyleyip durmuş. Dilini tutamamış. Zaaf işte. İnsanoğlu beşer. Yaradan'ın adıyla başlarım. Gün bugündür ey ahali. Uyan. Kıyam başladı. Korkmayız zalimin zulmünden. Siz ki senelerdir bilip de sustunuz. Siz ki seneler var inandık deyip aslında inanmadınız. Kalpten bilmediniz. Düşünüp de sorgu sual etmediniz Rabbinizi. Siz ki senelerdir umumhaneye gidip harama uçkur çözüp kendi kızınızı töre diye, namus diye çekip öldürdünüz. Kıyam başladı. Uyanın. Siz ki dışarıdan helal görünen, içeriden çürüyen, kirlenen kalbinizi kantara koyup tartmadınız. Bilip susan da yapan kadar günahkar. Gözlere lüzum yok. Görmediniz. Dillere lüzum yok. Bilip de demediniz. Duymadınız. Bakmadınız. Görmediniz. Gelin canlar bir olalım diyeni dinlemediniz. İnandığınızı kendinize yontup değiştirip bellediniz. Dininizi bile kendinize göre bildiniz, dillediniz. Sevmeyi günah, harama helal ettiniz. Sizin olmayanı, erişilemeyeni karalayıp öldürdünüz. Söz ettiniz, laf ettiniz. O şah damarınızdan daha yakındı. Siz onu yedi gökte bildiniz. Kıyam başladı. Ey ahali, gün bugündür. Uyan. Kıyam dedikleri kıyamet oldu o gece. Beyim biz aşağı köydeyiz. Benim oğlan ateşlendi. Korkuyoruz bir şey olacak diye. Havale geçiriyor. Bir varıp da baksan diyoruz. Evime alayım. Bekleyin. Yalanmış tabii. Hekimi o gece mahsus alıp gitmişler evden. Thank you.
Kötülük mü bu? Bilmem. O bir kelime, o bir sıfat. O bile anlatamaz kıyımı. Onlar ki başka türlü yaşamayı bilmediklerinden öldürmüşler civanları. Bilmemenin korkusundan. Kalplerinin karanlığı iyiyi bilmemenin, tanımamanın korkusuyla birleşmiş. Kıyam kıyamet olmuş. Hasta var diye gittikleri köyde değil, hasta bir can bile yokmuş. Adamları ara ki bulasın. Şu arkadaki ev beyim. O saat anlamış her şeyi ama ne fayda. Mehmet. Olan olmuş. Mehmet! Mehmet bir gün başına geleceği anlamış gibi kitabın aslını babasının heybesini atmışmış çoktan beridir zaten. Mehmet kan uykusundan uyanmamış bir daha. Şimdi geldik sorumuza. Dedim ya size, ulan suretini tanınız kimseye benzetmeyin diye. Şimdi anlatın bakalım o sureti. Ulak İbrahim nasıl biri? Bana tasvir edin. Davut sen başla. Kocaman bir adam. Elleri benim iki elim. Gözleri güzel. Mavi mi mavi? Denizler gibi. Gören bir daha görmek ister. Bütün masalların en civanı, en büyüğü ulak. Bu köye gelmiş dediler. Doğru mu? Gelmiş. Gelmiş ya. Davut, sen gördün mü onu? Gördüm, gördüm ya. Görmez mi hiç? Özü. Mehmet'in özü, öyle mi? Özü Mehmet'in özü. Sözü de öyle. Allah. Ben görmedim. Aşağı köye gitti dediler az evvel. Doğru mu? Doğru doğru. Aşağı köye gitti. Sana selam etti. Gözleri yeşil idi. Gözleri örnek gönyeği vardı üstünde. Geçtiği her yolda cümle mahlukat selama dururmuş. Mazlumun yoldaşı, zalimin düşmanı ulak. Sanki kanatları varmış atın da kimse görmezmiş. Kolları böyle benim beş kolum gibi. Atı büyük bir doğru at. Aslan gibi. Beni alıp havaya atıp tuttu. Alnımdan öptü. Sana selam etti. Seni babası kadar sevmiş. Öyle dedi. Az bekle dedi bana, az bekle. Seni alıp götürmeye geleceğim Ferhat, az bekle. Denizler açacağız, dere tepe düz gideceğiz birlikte. Kurtulacaksın Ferhat, az bekle. Masal bitti diye gitmeyeceksin, he mi? Gitmeyecek, korkma. Davut, Safet, hadi gelin, hadi. Hekim o günden kelli bir masal uydurmuş kafasında.
Yağan yağmur özü alıp kuyunun suyuna katmış. Bir ulak bey daha olmuş bu masalda. Hekim adını İbrahim koymuş. Ulak her anlatışta intikam almış. Şimdi elini kolunu sallayarak gezen katillerden. Mehmet'i ulakta yaşatmış hekim. Yalandan bir hayat. Mahsustan bir can vermiş ona. Her anlatışta, her hikayede yüreğini soğutmuş hekim yeniden ve yeniden. Sonra o da inanmış buna. Ulağın peşi sıra düşmüş yola. Doğru derler. Ulağı ben de gördüm. Bir yiğit adamdı. Ama dedi ki bu köy son köydür. Artık buradayım. Beklemekteyim. Yoruldum, gidilecek bir yer, çıkılacak bir yol kalmadı bize. Bilsek ki o burada. Bilsek ki beklemekte. Gitmesen, kalsan bizle. Beklesek senden. Yolunu gözlesek. Aynı masala inansak beraber. Olmama hiç. Olur elbet. Bir masala sırf anladan inanırsa o masal masal olur mu hiç? Olmaz elbet. Kalasın. Kalasın ki onu sahi edelim. Uyuma lan öküz. Neye geldik biz buraya? İçim geçmiş be abi. Aha, bak. Esma inan kızı orospuluktan dönüyor. Bizimkisi yetmedi herhalde ana kızı. Bu ne be? Biz sızını beklerken yol geçen hanına döndü amına. Benim oğlan lan bu. Lan! Tarhan! Gel lan buraya! Lan kaçma lan! Nereden geliyor lan bu saatte? Ha? Lan cevap versene! O adamın yanından geliyorsun değil mi? Ha? Lan cevap ver. Neredeydiniz? Lan söyle diyorum. Abi. Ali abinin boş ağırdaydı bu. Oradan geliyor Zahar. Tabii ya. Salağız biz. Nasıl da akıl edemedik? Ne yaptı lan o adam sana? Ha? Lan söyle diyorum. Masal yalan değil. Ulak gelecek. Sana kalbinin karısını göstertecek. Ulan. Bağırışmalar duydu. Bakayım dediydim. Düştüm. Bu bağırışmalar ne Saffet? Kim bağırmakta? Düğün yeri gibi sanki. Düğün ya. Düğün bayram Meryem. Neden sebep? Ne ola ki? O geldi. Ulak geldi ablacığım. Ulak geldi. Doğruymuş ha. Esermiş masal. Ne oldu sonunda iyi ver hele. Kafasını taşa. Kafasını taşa. Sen gördün değil mi? Ben... Oğlum.
Bırak, dokunma! Dokunma! Barat kafasının arkasını vurdu. Kötü düştü Zekeriya abi. Gelmeyin! Senin yüzünden! Bırak! Senin yüzünden! Bırak! Senin yüzünden! Kim o? Kim? Bırak oğlumun canını okurlanacak! Bırak! Kafasını ellemeyin! İstifra etti mi? İstifra etti mi dedim? Biriniz cevap veren istifra etti mi? Etmedi. İyi, iyi o zaman. Çocuklar bütün fenerleri getirin. Açılın! 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 Karanlık etmeyin! Abi, abi yaşayacak mı? Su getirin çabuk! Soğuk su! Emmi. Korkma. Canım emmi. Geldi değil mi? Ulak geldi değil mi? Sonra ne olduysa o vakit olmuş işte. Önce bir ses duyulmuş, ta derinden. Masala inanan herkes o vakit bilmiş bu sesin ne olduğunu. Gümbür gümbürmüş her yer. Bir doğru atın sesiymiş bu ses. Fırtına, kıyamet, ulağın nefesi, kuyudan çıkan nur da onun özüymüş esasla. Yaradan bir oğul almış, bir oğul vermiş Zekeriya'ya. 20'sinden biri kurtulmuş. Sır olmuşlar ikisi. Yok olmuşlar. Sonra beyaza kesmiş Eryan. Sanki bütün bulutlar göklerden inmiş, her tarafı kaplamış gibi. Göz gözü görmez olmuş. 3 gün, tam tamına 3 gün. Gündüz mü gece mi bilinmez. Güneş yüzünü esirgemiş köyden. Köye nereden geldiği bilinmez bir salgın peyda olmuş. İnsanın etini lime lime eden cüzdanmış bunun adı. Meryem abla, aç benim.
Zeyn'in evinden aldım. Kilerden. Hastalık bulaşmamıştır. Anca bugün yeter bize. Ne edeceğiz? Bilmem ki ne edelim. Fukaralar korkularından dışarı bile bakmıyorlar pencereden. Ömer, çıkmamız lazım bu köyden. Başka çaresi yok. İllet hepsine bulaşmış. Havayı da getireydin keşke. Anasına su taşıyıp durmakta. Bitmeyecek. Azapları bitmeyecek. Belli. Ömer. Ömer, çıkmamız lazım. Gitmemiz lazım bu köyden. Ne edelim? Gelir dediler ama gelmedi Ferhat. Yücelerden yüce bir adamdı. Aldı götürdü Ferhat'ı. Gelir dediler ama gelmedi. Yolları mı tıkandı acep? Ömer, sen gördün mü Ferhat'ı? Uyanın. Köyün bittiği yerde nurdan bir köprü var artıkın. O köprünün tam ucunda Zekeriya'yı gördüm. Yüzü ışıklar içinde. Yalım yalım parlamakta. Sizi beklemekteyim Ömer dedi. Çocukları al bana getir dedi. O köyden çıkmanız lazım dedi. Zekeriya'yı gördüm. Ferhat'ı bir de. Nurdan bir köprünün tam ucunda. Bizi beklemekteydiler. Sonra bütün çocuklar el ele tutuşmuşlar. Yemin vermişler bir daha hiç ayrılmamalı. Yemin vermişler hiç korkmamalı. Yemin vermişler yaşayacak yeni bir diyar bulmaya. Yemin vermişler. Sonra dönüp bakınca köye bir de ne görsünler. Bir deli rüzgar kalmış geriye.
O da oğlanın adını fısıldamış. Unutmayın, unutmayın diye.